Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir'e, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Ekstra 4 gün daha ekliyorsun. Diyorsun ki şurası da ayrıca bir önemli. Hocam bize buradan yıllık izin üzerinde soru gelir mi? Gelirse inşallah da gelir. Çat 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 yaparsın. 1'e 5, 5'e 15 ve 15 ve üstü diyeceksin. Tamam, sistem böyle. 14'ü yukarıya koyacaksın. 14 artı 6 20 artı 6 26. Yer altında çalışıyorsa artı 4 gün daha ekliyorsun. Diyorsun ki 18 yaşından doldurmamış 50 yaşının üstünde çalışan işçilerin yıllık izinleri 20 günden az olamaz diyoruz. Soru potansiyeli yüksek. Tamam, o bakış açısıyla izle. Küçük küçük kenarıya notlar al. Tekrar etmen gerekecek. Unutulur. Ne kadar sürede iş müfettişi tutanaklarına itirazda bulunabiliyorsun? 30 gün içerisinde. Nereye gidiyorsun bu itiraz için? İş mahkemesine gidiyorsun. Gel buraya. Evlenmesi, evlat edinmesi ya da ana, baba, eş, kardeş, çocuğun ölümü, vefat halinde 3 gün izin veriliyor. Eşin doğum yapması durumunda 5 gün. Biz buraya ne diyoruz? 3-5, 3-5. Tamam? 3-5. Söyle bakayım. 3-5, 3-5. Seviye tespit sınavına girecek arkadaşım. 10'da 10 yapacaksın. Adli hakim. 5'te 5 yapacaksın. Tamam. Şimdi bu girizgahtan sonra önemli bir başlık. Teşmil. Teşmil. Hocam, teşmil ne demek? Arkadaşlar, teşmili kim yapar? Yapılmasını kim talep edebilir? Kimden görüş alınır? Teşmil ne demektir? Gibi gibi sorular gelir. Şu an senin kafanda hiçbir şey canlanmamış olabilir. Çok normal. İşte sınavda da bizden veya çalışmamış olan, bizden dinlememiş olanlar, sadece soru çözenler sıkıntıya düşecektir. Bir kere en temel soru şu. Teşmili kim yapar? Adli hakimlikte 5 tane iş hukuku sorusu çıkıyor. 5 adet. Bu 5 adet iş hukuku sorusunu beraber halledeceğiz. Kardeşim, sen işverensin, eşit davranmak zorundasın. Ya eşit davranma ilkesine kime karşı aykırı davranılır? Nota kime karşı? İşçiye karşı. Yani ayrımcılık kime karşı yapılır? İşçiye karşı yapılır. Kim yapar? İşveren yapar. Bir tazminat talep edilecekse bunu kim talep eder? İşçi talep eder. Bu tazminat yükümlülüğünü kim yerine getirir? İşveren yerine getirir. Talep ediyorum. Ben hakim olacağım. Ben kaymakam olacağım. Yok öyle bir şey. Çalışacaksın. Alın teri dökeceksin. Emek vereceksin. Emek. Tamam mı? Gel buraya. Beni sinirlendirme. Ey sendika, iş kolu barajında %1'in üstünde üyeye sahip olabilirsin. Fakat iş yerinde üyelerin, işçilerin yarısından bir fazlası, yani %51 üyeye sahip değilsen, iş yeri barajını, iş kolu barajını geçmiş olsan dahi iş yeri barajını geçemediğinle dolayı toplu iş sözleşmesinde yetkili değilsin. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Sen de üstüne düşen görevi yap. Hakkında hayırlısı olsun. Tamam. Başarılar. Yolun açık olsun.